Teşekkürler Scarlett. Yanımda Stratera var. Seride ikinci maçın sonunda Stratera ile röportaj alanındayız. Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Neler hissediyorsun? İyiyim. Açıkçası çok iyi hissetmiyorum. Çünkü bir Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisi olarak hani Super Massive'e dair bir sevgi var gönlümde. Biraz zor anlar yaşadığımızı söyleyebiliriz. Fenerbahçe gerçekten bu lige yeni seviyede bir rekabet getirdi yani. Senin o zaman Şampiyonluk Ligi'nde takip ettiğin takım Bahçeşehir Super Massive diyebilir miyiz? Olabildiğince tarafsız olmaya çalışıyorum. Yani her zaman iyi oyunu takdir ediyoruz elbette ama ayrı bir sevgim var, evet. Ekstra takip ediyorum diyebilirim. Peki sen TBF'lerin çoğuna katılmış bir insan olarak buradaki atmosferi nasıl değerlendirirsin bugün? Bu sene bence sadece TBF olarak değil bütün League of Legends etkinlikleri arasında en canlısı, en coşkulusu diyebilirim. Gerçekten taraftarlar da çok coşkulular. Rekabet son seviyede, herkesin yüzler gülüyor. Muhteşem bir ortam gerçekten. Peki. Onlar da senin için aynı şeyi düşünüyorlar herhalde çünkü sürekli tezahürat geliyor. Sen hikayelerinle ünlüsün. Bugünkü TBF'nin hikayesini yazmak istesen iki cümleyle ne söylemek istersin? Bu hikaye henüz bitmedi. Erken konuşmak istemiyorum. Hala güzel, enteresan dönüşler olabilir. Çünkü gerçekten bütün izleyiciler gördüğüm kadarıyla 3-2 bir senaryo bekliyorlardı. Şimdilik öyle bir yolda gidiyor gibi görünmüyor ama ani bir değişiklik olabilir. Erken konuşmayalım. Verdiğin cevaplar için çok teşekkür ederim. Seri devam ediyor. 2-0 1907 Fenerbahçe önde. Şimdilik analiz masasına geri dönüyoruz. Bakalım bu maçın sonunda neler olacak. Ona göre tekrar burada buluşuruz.